Engelliler ve aileleri için hayatlarını kolaylaştıracak yeni yasal düzenleme yolda. Başbakanlığa gönderilen yasa taslağına göre engelli çocuğu olan anne veya babaya yıllık izin süresine ek olarak 20 günlük hastalık izni hakkı da tanınacak. Engelli personel çalıştıracak iş yerlerine ise bazı vergi indirimleri getiriliyor. Engelliler için hayatı engelsiz kılmayı amaçlayan yasal düzenlemelere bir yenisi ekleniyor. Başbakanlığa sunulan taslağa göre hem engelli ailelerini hem de engellilere çalışma imkanı tanıyanları destekleyecek adımlar atılıyor. Buna göre engelli ebeveynlerine çocuklarının sık sık hastalandıkları göz önüne alınarak yıllık izin sürelerine ek olarak 20 günlük hastalık izni verilecek. Anne veya baba gerek gördüğünde bu izni kullanabilecek. Engelli personel istihdamı artırmak amacıyla iş yerlerine gelir vergisi ve kurumlar vergisinde indirim teşviki sağlanacak. Engelli çalıştıran iş yerlerinden çevre vergisi ise artık alınmayacak. Mevcut yasa gereği söz konusu iş yerlerine her engelli personel için aylık 125'er lira ödeme yapılmaya devam edilecek. Zihinsel engellileri rehabilite ve tedavi edecek yetişmiş personel ihtiyacını karşılamak amacıyla YÖK kontenjanında da değişikliğe gidilecek. Bu amaçla Türkiye'deki az sayıda üniversitede açılmış erken müdahale uzmanı programına alınacak öğrenci sayısı artırılacak. Ayrıca engelli dostu belediyecilikte yakın takibi alınacak. Gerekli çevre düzenlemesini yapmayan belediyeler ayrımcılıkla suçlanabilecek. Bu yönde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın hazırlığını sürdürdüğü yeni imar yasa tasarısına cezai yaptırım hükümleri de konulabilecek.